Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Sol döşünü bitirdim, sol önünü. Bakın kestim. Hem yakasını, hem kol oyuntusunu. Bu da arka kısmımız. Şimdi diğer sağ döşü inşallah sağ ön döşü yapmaya çalışacağım. Bakın 47 ilme attım. 47 ilmeden sonra 6 diş haroşa ördüm. Evet. 6 diş haroşadan sonra 7 tane ön bandımız için haroşa ördüm. Ondan sonra ilk çam modelimizi kurdum. Bakın yarım olarak kurdum. Çünkü burada döşümüzde yarım gidiyor. Bakın. Yarım bir motifimiz var. Onun için bunu yarım koydum. Ve bu ilik evlerini yerlerini belirledim. Bakın. Nerelere açacağımı belirledim. Ve şu anda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. sırada bir tane ilik evi açtım. Evet arkadaşlar. Şöyle tarif etmek istiyorum. Örecek olan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla 6 sıra etek bandı için ördüm. Bakın 2, 4, 6 sıradan sonra bir tane ilik eve açtım. Şimdi şu kenar bandında şöyle anlatayım ben size inşallah. Haroşanın bir özelliği vardır. Bant olarak kullandığınız zaman büzme yapar, toplama yapar. Bir sırası iki sıra olduğu için bunun iki sırası bir sıra oluyor. Toplama yapıyor. O yüzden her 6 sırada bir, ben 6 sırada bir, 8 sırada bir gittim geldim. Bakın şu bant kısmını ördüm. Bu tarafa geçmeden tekrar öbür tarafa şu şekilde bakın şurada bir tane yaptım. Tekrar bir tane yapmak istiyorum Allah izin verirse. Size göstermek istiyorum. Ve bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. çamın bitişinde bakın. Bitişinde bu koltuk kesimini yaptım bakın. Şu şekilde koltuk kesimini yaptım. Ve şu yaka oyuntusunu ise buna değişik bir yaka çalışmak istiyorum. İnşallah yaka detayını da tek tek sizinle inşallah paylaşacağım Allah izin verirse. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Arkayı bakın gördüğünüz gibi oydum. Çocuğun boynuna binmesin diye bakın şu şekilde daha detaylı göstermek istiyorum. İnşallah kameranın açısına giriyordur. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi şu şekilde oydum. Ve bunu değişik bir yaka çalışacağım. İnşallah Allah izin verirse. Şu ilik evlerinin arasını bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Her 16 sırada bir tane ilik evi açacağım bakın. Çünkü öyle denk geldi. İlik evlerini arka yüzden açıyorum bakın. Şu arka iç kısmından açıyorum. Ve daha muntazam ve daha güzel duruyor. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum size. İnşallah gözüküyordur. İnce düğmeler dikeceğim buna. Güzel bir hırka olacak Allah izin verirse. Elimden geldiğim kadar örmeye gayret ediyorum ama çalıştığım için çok zaman bulamıyorum. Anca zaman ayırabiliyorum. Evet. Şimdi size şu gidiş gelişleri göstereceğim. Ben şimdi bir sıra olmuş, arttırmışım şurada gidip gelmişim.
Bir tane daha göstermek istiyorum size. Evet. Şimdi burada ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bir tane kesiyorum bakın. Bir, iki. Bir tane başına atıyorum. Bir tane başına attım. Şimdi burada diğer sırada 9 yapmıştım. Burada 11 tane düzüm olacak. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Şu ajurların çok geniş olmaması için, şu ajurlarımın çok büyük olmaması için benim yaptığım bir işlem var. Onu size anlatmak istiyorum, göstermek istiyorum Allah izin verirse. Şurada bir tane arttırma yapmam lazım ve ters haroşa öreceğim. Ben burada bu arttırmayı yapmıyorum bakın. 1 2 2 tane haroşamı yapıyorum. Burada arttırma yapmıyorum. Arttırma kısmını arkadan yapıyorum ki ajurum çok büyük olmasın diye. Çünkü büyük bir delik oluşuyor orada ve hiç hoşuma gitmiyor o da. Diğer tarafta ise düze geçerken bakın arttırmalarımı yapıyorum. Bakın düz taraftaki daha küçük oluyor. Bakın ajurlarım daha küçük. Ama bu taraftaki, şu sağ taraftakiler şu ters örerken, haroşaya geçerken nasıl oluyorsa ilmeği geniş mi alıyorum bilemediğim için bakın düze geçerken arttırıyorum düz örerken, ama haroşaya geçerken arttırma yapmıyorum, arka yüzden arttırıyorum. İnşallah onu size göstermek istiyorum. Biraz dikkatli örüyorum. Bakın şimdi geldi yine. Şurada bakın şu haroşamı yapma, ajurumu yapmak için arttırma lazım. Şurada başına artarak arttırma yapacağım ama başına atmıyorum. Direkt haroşamı yapıyorum bakın. Direkt haroşamı yapıyorum. Kesimimi de yapıyorum. İlmelerimi çevirip kesiyorum bakın. Burada yarım kestim, yarım bir çam yaptığım için iki tane kesiyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Bir ilme kesip bir tane arttırıyorum. Bak. Bir, iki, üç. Şimdi şurada size göstermek istiyorum. Bakın. Bir. İki tane haroşam var. İki tane ördüm. Bakın burada şu ilmeğimi alttan şu şekilde alarak başına atıyorum. Ve bu ilmeği ters olarak örüyorum. Ve ajurum oluştu bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ajurum oluştu. Tekrar diğer çamda göstermek istiyorum size. Bakın burada bir tane artma var. Onu ters olarak örüyorum. Arkadan hep ters olarak örülüyor. Başka bir işlem yapmıyoruz. Bakın bir, iki. İki tane ördüm. Ön yüzden arttırmamıştım. Buradan şu alttaki bakın şu alttaki ilmeği alıyorum. Bakın ters olarak örüyorum. Ve arttırmış oldum. Arka yüzden arttırıyorum. Bu şekilde modelimi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. Ben burada bakın bu arttırmadan sonra 2 4 6 sırayı attım. 6 sıradan sonra bakın 7 tane kenar ilmeği örüyorum. Haroşa olarak 2 4 5 6 7. Bu 7 ilmeden sonra bir tane kenardaki ilmeği örüyorum bakın.
kenar ilmeği ördükten sonra dönüyorum. O bir ilmeği bakın boş olarak örmeden alıyorum ve diğer 7 ilmeği örüyorum. Tekrar dönüyorum. Aynı şekilde kenar ilmeğimi 7 tane daha örüyorum. Buradaki haroşanın kenarındaki ilmeği, kenar bandımızı büzmemesi için. Bakın. Herhangi bir boşluk falan olmadı. Çok da güzel oldu, evet. Dediğim gibi şurada ise bakın. Tekrar bir tane örüyorum. Biri değil, ikinci ilmeğimi alıyorum ve çeviriyorum. Evet, kenar ilmeğimi çeviriyorum. Bakın. İlmelerimi üçünü bireyde bağlıyorum. Diğer ilmeğimi örüp kenarından arttırıyorum. Bu şekilde modelimi, dediğim gibi şu kenardaki motifim 7 motif oluncaya kadar, 7 motif olunca koltuk kesimi yapacağım. Koltuk kesiminden sonra inşallah yaka kesimini göstereceğim. Yaka kesimini ise bakın şöyle anlatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. motifi koyarken yaka kesimini yapmışım. Ben şurada 7 oluncaya kadar, 7 bittiği anda inşallah tekrar videomu başlatacağım. Ve tekrar bundan sonrasını hem yaka kesimini hem koltuk kesimini birlikte yapacağız inşallah. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Bakın, döşüm bir tanesini bitirdim. İkinci döşüme başladım. İlik evlerini açtım. Göstermiştim size. İnşallah koltuk ve yaka kesimini de birlikte yapacağız Allah izin verirse. Şu anda ben tam 7 tane, bakın 7 tane şey yaptım. Şu çam modelimizden koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.si bitti. Bakın burada da 7 tane koymuşum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, evet. Şimdi inşallah birlikte koltuk kesimini yapacağız. İlk önce 4 tane ilme kesiyorum. İki, üç, dört. Dört tane ilme kestim. Şimdi örüp geleceğim inşallah. Şu an koltuğu kesiyorum. Evet. Şu anda 2 tane kesiyorum. 4, 2, 1, 1 keseceğim Allah izin verirse. 1, 2, 1, 2. Evet. Şimdi şu bir taneyi beraber örelim inşallah. 1, 2, 3 tane yapmıştım diğerinde. Şimdi ikisini çevirip 3 ediyorum. 3'ünü bir kesiyorum. 3'ünü bir kesiyorum. 1, 2. Bir tane başına atıyorum. Ve
ilmeğimi örüyorum. Şimdi bir tane daha keseceğim. Bakın kesiyorum. Bir, iki. Şuradan bir ilmeği alıp örüyorum. Evet, bir tane daha ben kesiyorum. Bir, üç. Evet. Şimdi tekrar başını atıp bir tane daha kesmek istiyorum. Koltuk ön döşler, önler biraz, ön koltuk biraz daha derin olsun istiyorum. Onun için bir tane daha kesiyorum. 8 tane ilmek kesmiştim. 4 2 1 1 1. Bir tane arkayı 8 kesmiştim. Önü 9 kesiyorum. Şimdi burada yaka kesimine kadar kaç tane yapacağım? 18 sıra örmem lazım. Yaka kesimine kadar 18 sıra öreceğim. Bir tane saymak istiyorum. Allah izni verirse şimdi bismillah. Kaç sıra örmüşüm? Ona bakacağım. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Tam 9 sıra daha ördükten sonra, 9 sıra ördükten sonra yakayı keseceğim Allah izin verirse. Evet, şimdi ben de bir tane ilik eve açmak istiyorum. Son ilik evimi. Şu anda kenar bandını örüyorum. 2, 4, bir tane daha. Başına atıyorum. Bakın. İkisini bir kesiyorum. 1, 2, 3. 7 tane ilmem vardı. 3 burada var. 3 de burada var. 6. Bir tane de kestim. 7 tane ilmem oldu. Son ilik evimi de açmış bulunuyorum. Ve şimdi inşallah 2-3 sıra daha kesip örüp ondan sonra tamamen keseceğim. Yaka kesimi yapacağım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi inşallah yaka kesimine geçeceğim. Bant kısmının tamamını bir anda kesiyorum. Bak. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 ve 7. Buna değişik bir yaka çalışmak istiyorum Allah izin verirse. Bundan sonra ise İki iki keseceğim tamamen. Ve
örüp gelip iki tane keseceğim. Bakın bant kısmını tamamen kestim. Bundan sonra iki iki keseceğim. Evet, arkadan örüp geldim. 2 2 20 tane ilmek kalıncaya kadar 1 2 bakın şu anda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 tane ilmem var burada benim. 3 defa daha ben burada keseceğim. 2 2 keseceğim. Evet, 2 2 kestim. Şu anda bakın yaka oyuntum oluştu. Bundan sonra bir model daha, şu çam modelinden bir model daha öreceğim. Şimdi hiç kesmeden direkt bu 20 tane ilmeği, bakın burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane ilmem kaldı. Bu 20 ilmeği ben bir motif daha, 12 sıra daha örüp gideceğim Allah izin verirse. Ondan sonra tekrar omuz kesimini göstereceğim. Evet, kesimimi ben tamamladım şu anda. Bakın. Ve şimdi bu 20 ilmeği 3'e böleceğim. 6 6 12 bir de 7 7 bir de 6 yapacağım. 2 3 4 5 6 7 bakın 2 4 6 7 dönüyorum. Örmeden alıyorum ve tekrar örüyorum. Tekrar geliyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 7 14. Burada 6 tane ilmeğim kaldı. 2 4 6. Evet. Şimdi ben birini örmeden boş alıyorum. Diğer ilmelerimi örüyorum. Bunu yapmamın sebebi de omuzun düz olarak kesmemek için. O, omuz düşük olsun istiyorum. Ben buna bir de yaka öreceğim, bebek yaka öreceğim inşallah. Onu da paylaşacağım Allah izin verirse inşallah. Şimdi o 6 ilmeği de katıp ilmelerimin tamamını düz örüyorum şimdi. Ve bu bebek yakayı inşallah ayrıyeten örüp üzerine dikeceğim. Bu bebek yakanın yapımını, kolu inşallah bundan sonra da zaten döşler bitti. Bir kol kaldı. Kolu da artık inşallah beraber öreriz. Evet. Şimdi tamamen keseceğim. Bunu bir bir keseceğim. Bir defa da kesip bitireceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet, bakın gördüğünüz gibi kestim. Şimdi inşallah şu diğer döş gibi bunu da dikeceğim. İyi yüzü yüzüne gelecek şekilde koyuyorum. Bak. Evet, omuz dikişini yaptım. Şimdi ikisini bir edip motifleri birbirine denk getirmeye gayret ediyorum. Bakın. Motifler birbirine denk geldikten sonra çaprazlama bir dikiş dikiyorum. Zaten iğneyi batacağım yerler belli, kendini belli ediyor. Evet, ben dikişlerini tamamlıyorum. Bakın dikişlerini de yaptım. Şu an düğmelerini de dikiyorum. Zaten düğme yerlerini bir belirlemiştim. Düğmelerini dikmek benim için daha kolay oluyor. Hem ilik evini açmadan önce düğme yerlerini belirlediğim için ilik evlerini de açmak kolay oluyor. Bakın burada hemen şunu çıkartıyorum ve 1 2 3. ilmemden iğnemi batırıyorum. İğnemi düğümün oradan ortasından sıkmıyorum ki tekrar herhangi bir sorun yaşamayın diye. Bir iki defa gittikten sonra düğmemi sıkıştırıyorum. Evet. Bakın arkamı şu an düğmelerini de diktim. Yan dikişlerini. Omuz başlarını bitirdim. İnşallah kolları ve yakası kaldı. Allah izin verirse bunu da en kısa zamanda birlikte öreriz. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.